İsrail'e faşist miras bakanı Eliyahu Kızıldüve paylaşımı yaptı. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı yıkıp tapınak inşa etmeyi hedeflediğini, kehanet yeniden gündeme geldi. Gazze'de aylardır soykırım yapan Siyonistler gözlerini Mescid-i Aksa'ya dikti. İsrailli bakandan Kızıldüve paylaşımı geldi. 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv yönetimi adımlarını sapkın kehanetlerine göre attı. Yeşaya kehaneti için bölgeye ateş çemberine sürükleyen İsrail, bu kez düve kehanetiyle Mescid-i Aksa'yı hedef aldı. Siyonistler kehanete göre Kızıldüve'yi kurtuluş alameti olarak görüyor. Kehanete göre kusursuz, sağlıklı ve 2 yaşını doldurmuş düvenin işgal altındaki Kudüs topraklarında kurban edilmesi gerekiyor. Bunun için İsrail yıllardır istediği şartları karşılayan düveler yetiştirmeye çalışıyor. Amerika'nın Texas eyaletinde kurulan bir tesiste hayvanların genleri üzerine çalışmalar bile gerçekleştiriliyor. Sapkın inanışa göre İsrail kusursuz düveye sahip olunca Mescid-i Aksa'da kurban etme ayini gerçekleştirecek. Hayvanın etleri yakılacak, kanıyla bölge arınacak. Daha sonra Harem-i Şerif'te bulunan Kubbetü's Sahra yıkılacak. Yerine üçüncü tapınak inşa edilecek. Düve kehaneti mevcut İsrail yönetiminin açıkça dile getirdiği ikinci büyük kehanet. İsrailli faşist miras bakanı Amichai Eliyahu o kehaneti sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi. Kızıldüve ziyaretini paylaşan Eliyahu, Kızıldüve'yi yüceltiyoruz çünkü o topraklarımıza dönüşün ve kurtuluşumuzun bir alameti ifadelerini kullandı. Siyonist rejim Gazze'deki soykırım sürecinde de Amerika'dan İsrail'e 5 Kızıldüve getirmişti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.